Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki orijinal sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Evet son testin çözümünü yapacağız. Bu kitabın, bu mükemmel kitabın son testin çözümünü yapacağız. Konuşmayı sona doğru bırakayım isterseniz. Şimdi soruların çözümlerine başlayalım. Şekil 1'de düzgün altıgen somunun B köşesine ve sabit A noktasına bağlı lastik somonun anahtar yardımıyla ok yönde 200, 240 derece döndürülmesi. Evet önceden buradaydı 240 derece bak şöyle zaten 240 derece yapıyor. Neyse 240 derece döndürülmesiyle uzayarak şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Evet sonra AB eşittir AC'ymiş. AB eşittir AC'ymiş. Şu AC'yi de biz çizelim şöyle. AC'yi de çizdik. Peki ABD doğrusal olduğuna göre e, bu altıgen olduğu için dış açısı 60 derece olacak ve şunlar da eşit verilmiş. E, burası 60 sa burası da 60 derece mi? Evet 60 60 ise burası da 60 yaptı mı yaptı eşkenar üçgen. Ve A noktasının BC olan uzaklığı verilmiş. A noktasının BC olan uzaklığı da işte tam olarak burası 3 kök 3 verilmiş. 60'ın karşısı 3 kök 30'un karşısı 3'tür. Burası da 6'dır. Evet AB uzunluğu 6 hatta AC uzunluğu da 6 bulmuş olduk. Şimdi o zaman biz bunu böyle döndürdük. Biz burada uzunluğu kaç bulduk? 6 bulduk. E, bir kenarda zaten 6 çıkmadı mı? Düzgün düzgün 6 gelin bir kenara. Evet hocam burası da 6 burası da 6 burası da 6. Şimdi önceden ipin uzunluğu neydi? Lastik ipin uzunluğu 6'ydı. Şimdi lastik ipin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 6, 6, 6, 6, 24 oldu. Bize diyor ki lastik ilk duruma göre kaç birim uzamıştır? Yani son durumda 24, ilk durumda 6 olduğuna göre 24'ten 6'yı çıkarttığımız zaman 18 uzadığını görürüz. Dolayısıyla birinci soru balıkesir kesir oldu. Geldik 2'ye. Bir kağıtın üzerine önce ABCD düzgün beşgen çiziliyor. Sonra beşgenin iç bölgesinde bir nokta belirlenerek bu noktadan ABCD köşelerinde birer doğru parçası çizilip oluşan dört açının değerleri şekil üzerine yazılıyor. Kağıt yırtılmış. Kağıt yırtıldığında bu parçalardan hangisi olabilir diye soruluyor. Bak bütün köşeler var mı var. Biz de şeklimizi çizelim mi arkadaşlar çizelim. Bir düzgün beşgen çiziyoruz. Bak şöyle bir düzgün beşgen çiziyoruz. Çizdik soruyu bunun üstüne çizelim şöyle. Evet harflerimizi de yazalım mı böyle yazalım. Harflerimiz ne? A, B, C, D ve E. Şimdi İçinde herhangi bir nokta alacağım. Ve bu noktayla B'yi birleştirdiğim zaman 60 dereceymiş. Şurası 60 derece. Sonra o noktayla A'yı birleştirdiğim zaman burası kaç dereceymiş? 66 derece. Sonra C'yi birleştirdiğim zaman buradaki nokta neymiş arkadaşım? 48 derece. Sonra oradaki noktadan D'ye de gitmiş. Bak şuraya da gitmiş. Ondan sonra ortadaki kağıt bütün köşelere görülüyor. Ortadan bir kağıt kesilmiş. O görünüm aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle düzgün beşgen olduğu için eşitlikleri yazalım mı? Yazalım. Hocam düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. E burası 108 derece. Buraya kaç kaldı? 48. 66, 48 daha kaç yapıyor? 66, 48 daha sanırım 104 mi yapıyor? Yok 114 yapıyor. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 66 derece kaldı. Bu ikiz kenar çıktı. E hocam burada da iki eşit kenar oldu. Tepe açısı 60. O zaman bunlar da 180'den 60 çıkar. 2'ye böl. 60-60 yaptı. Eşkenar üçgen yaptı. Şurada keşitli de yap. E burası 48. 180'den 48 çıkart. 132. 2'ye böl. 66-66 yaptı. Evet ortada çıkan yer tam olarak burası. Burada görüntü hangisinde var? 66 derece var mı? Var. 60 derece var mı? Var. 1 olabilir. 2 olabilir. 4. parça kağıdın 4. parçası. Şurası 54 demiş. Burası 54 mi arkadaşlar? Şuradaki açı 54 derece değil. Yani buradaki açı 66 derece olması lazımdı. O zaman doğru cevabımız ne yaptı? 1 ve 2 yaptı. O zaman cevabımız ne yapacaktır? C han çıktığı yapacaktır. Gençler böylelikle olayı bitirdik mi? Bitirdik. Hemen şöyle kendimi büyüteyim. Arkadaşlar olayı bitirdik. Gerçekten çok güzel sorularla uğraştık mı uğraştık bu kitapta. Ben bu kitapta en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Ben bu kitapta en çok şunu sevdim. 1 sıfır hata. Hiç hata yok. Yani yani çok nadir böyle çözdüğüm kitaplardan biri. Hani kendi kitabımda bile hata çıkıyor. Hani bu kitapta böyle gerçekten sıfır hata var. Yani hiçbir şekilde bir tane hata ben bulamadım arkadaşlar. Vallahi yazan arkadaşlara helal olsun. Resul Emre hocam olsun, Mehmet hocam olsun ve diğer yazar ekibine olsun buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani bir dediğim gibi sıfır hata olması. iki çok geniş bir kitap olması. Üçgen ve dörtgenden oluşmasına rağmen kaç sayfa? 440 sayfa. Yani sen burada tamam handikapı şu. Birinci kitap var ikinci kitap yok. Keşke ikinci kitap da olsaydı. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu birinci kitabı yani şu çözdüğümüz kitabı tam anlamıyla hakkıyla çözen bir arkadaş üçgen ve dörtgen hallettiği zaman diğer kitaplarda, diğer konularda istediği konuya çalışsın çok rahat bir şekilde yapar. Çünkü altyapıyı burada çok sağlam bir şekilde attı. Gerçekten benim ilk defa karşılaştığım soru tiplemeleri şöyle e, yeni nesil sorular zaten aşırı derecede fazla ve çok çok zor yani kitabın güzelliği genelde şey diye bahsedilir. Hani zor sorular olunca güzel kitap falan. Aa burada kitabın güzelliği orijinal sorularla yani orijinal sorular testinin bir tane var aslında ama en son tepe, test hep orijinal sorular ama onun öncesindeki testlerde e, testlerin adı neydi? Bu ÖSYM benzeri testlerde mesela neydi sorunun testinin adı? Onu hemen söylüyorum. ÖSYM tadında sorular kısmındaki sorular olsun. Diğer öğretici sorular, klasikleşmiş sorular olsun. O klasikleşmiş sorularda bize tüm konuyu iyice çalıştırıyor, öğretiyor. Ondan sonra ÖSYM tadında sorularda ÖSYM'nin soracağı, birebir soracağı, birebir benzeri, abartı olmadan birebir benzeri sorularını böyle karşımıza çıkartması gerçekten çok hoşuma gitti. Valla şunu söyleyebilirim. Hayatım boyunca en zevk alarak çözdüğüm kitap diyebilirim arkadaşlar. Bu abartısız. Hayatım boyunca bak. Hayatım boyunca çözdüğüm ve en zevk alarak çözdüğüm kitap diyebilirim. Buradan yani 3-4-5 ekibine gerçekten çok büyük teşekkürler. Ve bu 3-4-5 ekibinde bu geometri, geometri adına konuşuyorum. Matematikte keza öyledir ama incelemediğim için bir şey diyemiyorum. Yani bu kitabı alan arkadaş tamam dörtgenlerin sonuna kadar ama çok büyük bir sağlam temel atacak. Çünkü her tarz soru buradan mevcut. E, zaten bu kısma kadar gelip de beni dinleyen arkadaşlar bana hak verecektir. Yorumlarda da hak verdiğinizi de söyleyin. Ya da hocam e, o kadar da değil falan filan da böyle olumsuz eleştiri de yapabilirsiniz. Her türlü eleştiri açığız biliyorsunuz. Ama buradan e, tekrar Mehmet Kıvrak hocama ve Resul Emre Şit hocama da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz ve diğer yazar ekibine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir iş çıkartmışsınız ve e, yani ilk defa gördüğüm sorular burada çok fazlaydı. E, çok mükemmel bir kitaptı. Ben çözerken zevk aldım. Tabii bazı videolarda böyle yorgunluktan dolayı şöyle durmuş olabiliriz ama gerçekten çözerken çok çok büyük bir zevk aldım. Bu kitap bittiği için şu an üzülüyorum. Keşke devamı da olsaydı ama devamı için de e, hocalarıma da baskı yapacağım. Çünkü bu serinin devamı olması lazım. Gerçekten ama gerçekten. Ee, yani bu serinin devamı ya bu kitap mükemmel. Yine mükemmel bir şekilde çok iyi bir şekilde Çemberi'nin analitik geometrisinin işte katı cisimlerinde çıkması lazım. Ee, buradan beni izliyorsanız hocam size sesleniyorum. <laughs> Mehmet hocam size sesleniyorum. Ee, çok büyük bir ihtiyaç olur gerçekten. Çünkü öğrencileri bu kitapla e, çok güzel bir şekilde yetiştirdik. Sıra inşallah diğer kitapta. Gençler. Evet böylelikle sonlandırıyoruz. Evet 3-4-5 macerası bu anlamda e, bitmiş oldu. Elimden geldiğince buradaki soruları size güzel bir şekilde aktarmaya çalıştım. E, i̇nşallah faydamız olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle yani artık bu tişörtü herhalde giymeyeceğim. E, 3-4-5 ile ilgili bir soru çözeceğim zaman yine giyerim. E, bu tişörtün de sonuna geldik. 3-4-5'e tekrar ve tekrar teşekkür ediyoruz ve sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.